İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Harbert Kalesi. David Babayan, Artsakh asla Azerbaycan'ın bir parçası olamaz. Tarihçi Aşot Harutyunyan, Azerbaycan bize nefes alacak zaman vermeyecek, hızlı adımlar atmalıyız. Türk basını Orhan Pamuk hakkında, Türklerin 1 milyon Ermeni katlettiğini duyurdu ve Nobel ödülünü aldı. Tevan Boğosyan, 30 yıl içinde Artsakh Ermenileri Ermenistan Cumhuriyeti'nin güvenliğinden paylarına düşeni aldılar ve şimdi Artsakh hakkında tek bir kelime bile yok. Batı Ermenistan'da taşan Kars Çayı tarım arazilerini sular altında bıraktı. Vartan Uskanyan, gerçekte Ermenistan Cumhuriyeti'nde sözde Azerbaycan toprakları diye bir şey olamaz. Hamlet Hovsepyan, Vaspuragan kolyelerinin belki de en güzeli. Harbert Kalesi, Batı Ermenistan'ın Harbert eyaletinde Arazani Nehri'nin aşağı kesimlerinin sol kıyısında yer almaktadır. Kale, M.Ö. 9-8. Yüzyıllarda Urartu döneminde yapılmıştır. Antik çağda Metzayk'ın Zopk eyaletinin Anzit ilçesine dahil edilmişti. 1236'da kale Moğollar tarafından fethedildi. Daha sonra kale, Akkoyunlu ve Karakoyunlu göçmen Türkmen kabileleri ve Lenk Timur'un orduları tarafından işgal edildi. 1507'de İran Şahı 1. İsmail'in ordusu Harbert'i işgal ederek yağmaladı ve yok etti. 1515'te Harbert Osmanlı Padişahı Sultan 1. Selim tarafından fethedildi. 1617'de Çobanoğlu Bey'i Harbert'i tamamen yıktı ve sakinlerini öldürdü. 1834'te yeni idari bölünme ile Harbert, Dikranagert vilayetinin bir parçası oldu. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Türk barbarları kaleyi yıktılar ve Mezire'de hükümet binaları inşa etmek için taşları kullandılar. Artsakh Dışişleri Bakanı David Babayan, Stepanagert'in kırmızı çizgilerinin aynen korunduğunu bir kez daha teyit etti. Artsakh asla Azerbaycan'ın bir parçası olamaz. Babayan, resmi Stepanagert'in yıllardır her zaman diyaloğu savaşa tercih ettiğini söyledi. Artsakh Dışişleri Bakanı Babayan, bizim doğal olarak bir perspektifimiz var. Yani hiçbir zaman Azerbaycan'ın bir parçası olmayacağız. Bu bizim için kabul edilemezdir ve sonsuza kadar da kabul edilemez kalacaktır. Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan liderlerinin bu görüşmesi gördüğümüz gibi esas olarak Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Batı Ermenistan Televizyonu Vesten Armenia TV'de tarihçi Aşot Harutyunyan, Artsakh'taki son olaylar hakkında konuştu ve Paruh Köyü'nün ele geçirilmesini ve Ermeni ordusu tarafından yürütülen caydırıcı eylemlerin sonuçlarını ayrıntılı olarak analiz etti. Harutyunyan, Azerbaycan'ın Paruh Köyü'ne saldırma niyetinden bahsetti. Çünkü ona göre düşman oraya ilerlerse Martun-İstapanagert-Mardaget arasındaki bölgeyi kontrol etmiş olacak. Artsakh'ın farklı yerleşim birimlerinde Artsakh'ın Rusya'ya dahil edilmesi için imza toplanmaya başlandığı haberine de atıfta bulunarak bu haberi doğrulayan bir bilgisinin olmadığını, bunun sadece haber düzeyinde olduğunu kaydetti. Türk medyası Ermeni toplumu tarafından tanınan bir Türk yazar olan Orhan Pamuk'un evliliği haberine değindi. Bunun yanı sıra Pamuk'un bir zamanlar İsviçre'nin Das Magazin ile yaptığı bir röportajda Türklerin 1 milyon Ermeni'yi katlettiği açıklamasını da daha çok vurguladılar. Gerici Yeni Çağ Gazetesi'nin internet sitesinde ve ondan sonra Nobel ödülüne layık görüldü diye yazıldı. Orhan Pamuk'un Ermenilere uygulanan soykırımdan bahsederken Türkleri 1 milyon Ermeni'yi ve 30 bin Kürt'ü katletmekle suçladığı için Türkiye'deki milliyetçi çevrelerin Orhan Pamuk'a düşmanca davrandığını da hatırlatalım. Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan liderlerinin Brüksel'deki görüşmesinden sonra yapılan açıklamada Artsakh veya Artsakh'ta yaşayan Ermenilerin statüsü hakkında söz edilmedi. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin eski milletvekili Tevan Boğosyan'a göre bu durum 30 yıllık mücadelenin sıfırlanması anlamına geliyor. İnsanlar 1988'de bir hareket başlattı. 1991'de toprağı savunmak için silaha sarıldı ve bağımsızlık ilan etti. 30 yıl boyunca Artsakh Ermenileri Ermenistan Cumhuriyeti'nde kendi paylarına düşen güvenini sağladılar ve şimdi ise
Artsakh hakkında tek bir kelime bile yok. Boğosyan, Artsakh'ın statüsünün şartlarının belirtilmediği konusunda taraflar arasında sözlü bir anlaşmanın bile olabileceğini dışlamıyor. Eğer durum buysa mevcut Ermeni makamlarının Azerbaycan'ın çıkarlarına hizmet ettiği anlamına gelir, dedi. Açıklamada Agitmis grubundan da bahsedilmiyor. Bu da Boğosyan'a göre Artsakh'ın statüsü hakkında konuşmaktan vazgeçmek demektir. Batı Ermenistan'ın Kars kentinde yağan yağmurlarla birlikte eriyen kar, Kars çayını beklenenden fazla taşırdı. Sel sularının yerleşim yerlerine kadar çıktığı kentte birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Kent genelinde yaklaşık 63 ev ve 23 ahır sular altında kalırken yetkililer taşkın riski bulunan bölgelerdeki çok sayıda vatandaşı tahliye etti. Taşan çay Kars-Erzurum karayolunun yakınına kadar geldi. Yetkililerin seferber edildiği bölgede vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Kars'ta AFAD hazır bekletiliyor. İranolog Vartan Voskanyan Telegram kanalında yazdığına göre zaman zaman Ermenistan Cumhuriyeti'nde sözde Azerbaycan toprakları olduğu düşmanca propagandanın bir parçası olan fikrini bilincimize aşılamaya çalışıyorlar. Voskanyan özellikle şunları kaydetti. Gerçekte böyle bir şey olamaz. Çünkü mecazi olarak konuşursak bir kolektif çiftliğin başkanının kararıyla kutsal Ermeni topraklarında insanlık tarihinde bilinmeyen bir göçebe kabilesi kurulduysa bunu atalarımızın kanı ile fethedilmiş topraklarımızı Azerbaycan'ın bir parçası yapmaz. Ve son olarak Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Cumhuriyeti topraklarının stratejik derinliğinin neredeyse yokluğu, daha fazla varlığımızı ve güçlenmemizi sağlamak için vatanımızın her parçasını sonsuz derecede önemli kılmaktadır. Ermeni uygulamalı sanatların eşsiz örneklerinin koleksiyoncusu Hamlet Hovsepyan, Facebook sayfasında şöyle yazdı. Bugüne kadar tanıdığım Vaspuragan kolyelerinin en güzeli. Geçmişte Ermeni ailelerinde Ermeni kadının rolü sadece ev işleri ve çocuk yetiştirmekle sınırlı değildi. 19. yüzyılda Ermeni erkekleri annelerine, kızlarına, kız kardeşlerine ve eşlerine değer vermesini biliyordu. Ve Vanlı gümüşçü ustaların her şeyden çok kadın takıları yapmaları tesadüf değildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gusan ve Halk Şarkıları adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Gatser İmşugen adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.